Bak şeyle ilgili de bir bilgi vereyim. Şimdi eleştiri geliyor. İşte sonradan giren adam diğerlerinin hakkı yenmiyor mu gibilerinden böyle bir devamlı sosyal medyada okuduğum bir şey var. Çok çok içinde olan biri olarak bunu çok net cevaplayayım ben. Sevgili Süper, izleyenler iyi için. Olur, aynen. Şimdi arkadaşlar bu özellikle sonra gelenler oluyor ya. Mesela şimdi bir aydır yarışıyor orada. Şimdi örnek vermiş. Tur abi orada bir aydır yarışıyor. Onun suçu neydi? Bu adam sonradan geliyor işte falan. Sonradan gelen adam aşırı dezavantajlıdır. Bence de. Yani ilk başta başlayan adamla sonradan gelen adam arasında bir fark varsa ilk başlayan bir kere çok avantajlıdır. Bir, adaptasyon. Antrenman olarak çok avantajlıdır. Adaptasyon sürecini aşmıştır. Bir hafiflemiştir vücudu. Daha zindedir. Artı yarışmayı biliyor ve bir fan kitlesine sahip oluyor yarışmada. Sonradan gelen ne? Bunların hiçbirine sahip değil. Emre zıt diye gitti. Evet, Emre geldi. Çocuklar geldi, gözünü açtı gitti. Ya şimdi bunların başına Allah korusun bir şey gelebilir. Yani daha ilk haftada hani bir tane koruma veriliyor da ikinci haftadan itibaren topun ağzındalar. Aynen öyle. O yüzden yani o kadar kısa zamanda bir şey başarmaları lazım ki aslında. Yani sonradan gelenin dezavantajı çok çok fazla. Hem yarışma anlamında hem yarışmacı olarak her anlamda. Bak çok mesela farklı. Ben en başlarda bunu şey için düşünmüştüm. Oğuzlar'ın karşısında gönüllüler var. Gönüllülerde de bakıyorsun işte anıl şu anda fan kitlesi olan insanlar sıfırdı. Şimdi onların da var. Evet, onlar avantajlı. Bir süre sonra daha da fazlalaştı. Tabii büyük yol kat. Anıl deyince bir şey var artık aynen. Dışarıda. Aynen. İşte Nevin deyince bir şey var. O deyince bir şey var. Şimdi dediğin gibi aslında dezavantajla geliyorlar. Çünkü izleyici öyle gidiyorsun. En son o izleyicinin ağzına bakan bir durum.